Erdem, Mutlu Akşamlar Sayın Seyirciler. Seçim 2015 programıyla karşınızdayız. Konuğumuz AK Parti'nin Bursa Milletvekili ve 2015 seçimlerinde de 7. sırada milletvekili adayı olan Sayın Önder Matlı. Önder Bey, hoş geldiniz. Hoş öncelikle yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Milletvekili adayları adaylıkları açıklandıktan sonra sahaya indiler. Aslında birçoğu daha da önce indi. Sizin saha çalışmalarınızdan başlayalım dilerseniz. Nasıl gidiyor saha çalışmalarınız? Saha çalışmaları çok yoğun bir şekilde seyrediyor. 7 Nisan günü listeler açıklandı. Ondan sonra herhalde yaklaşık bir hafta sonra biz aday tanıtım programımızı gerçekleştirdik ve ondan sonraki pazar günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Saha çalışmalarımıza başladık ve yaklaşık 49-50 gün süren bir saha çalışmamızı gerçekleştirmiş olacağız ve bugün de artık son iki güne girdik diyebiliriz. Evet. Cuma günü yarın çalışmalarımızı yapacağız. Cumartesi günü de biz her seçimde her bölgede böyle bir sevgi yürüyüşü yapıyoruz kalabalık bir şekilde. İnşallah cumartesi günü de son o faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz ve pazar cumartesi günü saat 5'te itibariyle biliyorsunuz seçim yasakları başlıyor. Dediğim gibi çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İlk günden bugünlere kadar gerçekten yorulduğumuzu çok net bir şekilde hissediyoruz. Ama bu yorgunluk da açıkçası aldığımız keyifle, saha çalışmalarında aldığımız mutlulukla, hazla, milletimizden aldığımız geri dönüşlerle beraber biz yorgunluğu hissetmiyoruz. Ama genel itibariyle 2011 seçim kampanyasında olduğu gibi çok böyle bizi mutlu eden, çok bize heyecan veren ve şevklendiren önemli geri bildirimleri aldığımız bir seçim kampanya süreci yürütüyoruz şu anda. Peki vatandaşların bu bağlamda size ilettikleri sıkıntıları neler veya olumlu veya olumsuz olarak en çok neleri dile getiriyorlar size karşı? Size şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bu seçim kampanya süreci eski seçim kampanya süreçlerinden biraz daha hepimizin bildiği gibi farklı bir formatta seyrediyor. Nedir bu farklılık? Eski seçimlere baktığımız zaman özellikle muhalefet partileri tarafından biraz daha ideolojik söylemlerin ön plana çıktığı, laiklik üzerinden, efendim, cumhuriyet üzerinden, cumhuriyetin bekçileri olmak gibi söylemler üzerinden, bayrak üzerinden yapılan seçim kampanya süreçlerini yaşadık. Bu seçimde muhalefet partilerinin seçim kampanya sürecinde söylemlerinin farklılaştığını, özellikle ekonomik vaatlerin ekonominin ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla 2011 seçimlerinden, daha önceki seçimlerden çok farklı bir seçim kampanya süreci yürütüyoruz. Ve bu çerçevede baktığımız zaman da genel çerçeve ekonomi üzerinde odaklanmış durumda. Ama bu bizi açıkçası mutlu ediyor. Çünkü 12,5 yıllık AK Parti iktidarı zamanında siyasi istikrar neticesinde ekonomik istikrarın sağlanmasıyla beraber tabii ki burada milletimiz, vatandaşımız neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Biz eski Türkiye ve yeni Türkiye diye kavramlarımız var biliyorsunuz. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi farklılaştırıyoruz. Eski Türkiye'de özellikle ekonomisi çökmüş, dibe vurmuş, milletin işsizlikle, esnafımızın işte kepenkleri indirmesiyle, hatta o günleri hatırlayalım, bir başbakanın önünde bir esnafımızın rahmetli Ecevit başbakanken işte yazar kasasını başbakanın önünde fırlattığı manzaraları unutmuyoruz. Dolayısıyla bu manada ekonominin ön plana çıktığı, işin, işsizliğin daha ön planda tartışıldığı bir seçim kampanya süreci bizi mutlu ediyor. Ve bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman da genel aldığımız vatandaşımızdan söylemler istikrarın mutlaka devam etmesi gerektiği yönünde. Ve istikrarla beraber ekonominin de geliştiği, ekonomik kalkınmanın da gerçekleştiği, bunun neticesinde de vatandaşımızın daha mutlu olduğunu, hayat standartının yükseldiğini görüyoruz. Peki birazdan yöneltecektim ben size ekonomikle ilgili bir soru ama konusu açılmışken sormak istiyorum. Tüm partilerin dediğiniz gibi ortak vaadi ekonomik vaatler. HDP'nin 1800 lira, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1500 lira, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 1400 lira asgari ücret vaadi oldu. Keza emeklilere çift ikramiye vaatleri de gündemde. Siz nasıl yorumlarsınız ve partiler bu verdikleri vaatlerde ne kadar samimi size göre? Şimdi orada yalnız önemli bir eksik var. Bağımsız Türkiye Partisi'nin de 5000 liralık bir söylemi burada belirtmek lazım. Evet. Biz bunu özellikle her yerde vurguluyoruz. Muhalefet partileri bu işi açıkçası bir açık artırma ortamına çıkartmış durumdalar.
İşte bir parti 1400 lira, bir parti 1500 lira, öbür parti 1800 lira, işte birisi de 5000 lira gibi bir söylem var. Halkın nazarında bunun hiçbir karşılığının olmadığını biz çok net bir şekilde görüyoruz. Vatandaş neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Keza baktığımız zaman emekli ikramiyeleri üzerinden söylemlerin, özellikle bütün partiler tarafından çift maaş ikramiye şeklinde dile getirilmiş olması da aslında kulağa belki hoş gelmekle beraber milletimizin sağduyusunda, zihninde tarttığı zaman bu işlerin maalesef gerçeklikten çok uzak olduğunu çok net olarak zaten milletimiz kendisi ifade ediyor. Bakın burada özellikle şuna da vurgu yapmak istiyorum. CHP'nin reklam ajansı gerçekten çok başarılı bir reklam ajansı. Şöyle ki 2002 seçimlerinde bu reklam ajansı Genç Parti ile de çalışıyordu ve Genç Parti gerçekten o dönemde hiç yokken %7 gibi bir oy almıştı. Ama bugün 2002'de Genç Parti'nin söylemleriyle bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerini karşılaştırdığımız zaman kelimesi kelimesine aynı söylemleri görüyoruz. O zaman Genç Parti ne demiş? Biz yılda emeklilere yılda iki maaş ikramiye vereceğiz demiş. Bugün de CHP yalnız orada tek bir kelimeyi değiştirerek yılda kelimesi yerine senede diyerek biz emeklilere senede iki maaş ikramiye vereceğiz diye bir söylem içerisinde. Dolayısıyla asgari ücretle ilgili olarak söylemlere baktığımız zaman, emekli maaşlarıyla ilgili olarak ikramiyelere baktığımız zaman, keza çiftçiye ucuz mazot söylemlerine baktığımız zaman bu söylemlerin aslında biraz kopyala yapıştır mantığıyla 2002'den bugünlere getirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşımız bunları çok iyi biliyor. Vatandaşımız eski Türkiye'de, eski siyaseti de çok iyi biliyor. Popülizmin ne olduğunu da çok iyi biliyor. Popülizmle bir yere varılamayacağını çok iyi biliyor. Ve şunu da söylüyor. Biz muhalefet partilerinin bu söylemlerine itibar etmiyoruz. Onların bunları yapacağına da inanmıyoruz. Ama bu işi yapacaksa yalnız AK Parti yapar. İnşallah bundan sonraki süreçte de siz de bunları yaparsınız diye böyle en sonunda da böyle bir talepleri var. Ama dediğim gibi biz de hep şunu söyledik. 2002'den bu tarafa AK Parti iktidarı hüküm sürdüğü dönemde biz hep istikrara dem vurduk. Ve istikrarla beraber de asgari ücretin nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. 2002'de asgari ücret 184 liraydı. Bugün 1000 liraya olan bir asgari ücretten bahsediyoruz. Dolayısıyla istikrarlı bir dönemde 5 kattan fazla artmış bir asgari ücretten bahsediyoruz. Emekli maaşlarına baktığımız zaman Tarım Bağkurundan emekli olan bir çiftçimizin aldığı maaş 2002 yılında 66 liraydı. Bugün bu 10 kattan fazla artarak 700 liralar civarına geldi. Bunlar tabii ki yeter mi? Yetmez. Evet. Ama bunları düzeltmek, bunları arttırmak, bunları geliştirmek mutlaka ekonomik istikrarla beraber gerçekleşecek işlerdir, icraatlardır. Ama ekonomik istikrarın oluşması için temel unsur temeline baktığımız zaman siyasi istikrardır. Siyasi istikrarla ekonomik istikrar bu manada böyle siyam ikizi gibidir. İkisi birden ilerler. Dolayısıyla siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik istikrardan bahsetmemiz mümkün değildir. Ve vatandaşımız da bunu çok iyi bilir. 90'lı yıllara, eski zamanlara baktığımız zaman, koalisyon dönemlerine baktığımız zaman, koalisyon dönemlerindeki siyasi istikrarsızlık ortamlarında ekonominin de gelişmediğini, ekonominin yerinde saydığını ve daha da ötesinde işte krizlere girdiğimizi ve geriye gittiğimizi vatandaşımız çok iyi biliyor. Dolayısıyla ekonomik çerçevede bunlar dönmekle beraber vatandaşımız bize istikrar devam etsin, Türkiye büyümeye devam etsin taleplerini iletiyorlar. Peki seçime doğru süreci konuşacak olursak artık 2-3 günlük bir vaktimiz kaldı seçim için. Baktığımızda diğer seçimlere göre aslında biraz daha fazla bir sessizlik hakim insanlarda. Vatandaşlar çok fazla dillendirmiyor. Seçim havası da pek yok aslında 2-3 gün kalmasına rağmen. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sessizlik sandığa nasıl yansır sizce? Benim şahsi kanaatim bu konuda şudur. Vatandaşımız demokrasiyi artık daha farklı algılamaya başlıyor. Demokrasi kültürü Türkiye'de gelişmeye başladıkça eski siyaset mekanizmalarında aslında devre dışı kaldığını görüyoruz. Özellikle de kitle iletişim araçları olarak değerlendirdiğimiz zaman iletişim araçlarındaki farklılaşma, yazılı görsel medyanın, internet medyasının gelişmesi,
bunun yanı sıra sosyal medyanın çok önemli bir mecra haline gelmesi. Dolayısıyla bu manada baktığımız zaman vatandaşımız, milletimiz aslında her türlü enformasyonu farklı farklı kanallardan çok rahatlıkla alabiliyor. Ve bu manada da eski kitlesel iletişim araçlarından, biraz daha eskinin işte daha tantanalı seçim kampanya süreçlerinden oradaki bilgi edinmekten daha ötesinde yeni iletişim araçlarıyla buradaki bilgilerini alıyor. Ona göre de yorumunu yapıyor. Bu aslında çok güzel bir olay. Çünkü geçmişte Türkiye'deki en büyük problem neydi? Darbeler ülkesi olarak olan Türkiye'den bahsettiğimiz zaman tek yönlü olarak vatandaşın beslendiği, alternatif enformasyona ulaşma imkanı olmadığı bir Türkiye'den bugün her türlü farklı bilginin, enformasyonun sağlandığı bir Türkiye'deyiz. Dolayısıyla vatandaşımız bunu çok net alıyor ve kendine göre, kendi çerçevesi, kendi düşünce çerçevesinde bunları yorumluyor. Bu tarafı seçim kampanya süreçlerinin biraz daha sakin geçmesinin en önemli olayı diye düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bir yıllık, işte bir buçuk yıl olmadı, üç tane seçim yaşadık. Evet. Önce 30 Mart yerel seçimlerini, arkasından 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve şimdi de 7 Haziran genel seçimlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla bu üç seçimin de peş peşe gelmiş olması açıkçası biraz vatandaşı da bu manada sanki bıkkınlığa itmiş gibi bir durum var. Ama bundan daha ziyade vatandaşımızın her türlü bilgiye ulaşma rahatlığı eski seçim kampanyalarındaki hareketliliğin biraz daha sakinleşmesine sebep olmuş diye biz açıkçası değerlendiriyoruz. Peki Önder Bey, az önce ekonomik vaatlere değindik. Her partinin ortak düşüncesi diye. Her partinin bir diğer ortak düşüncesi de anayasa değişikliği. Biz şu anda 82 anayasasıyla yönetiliyoruz. AK Parti'nin tutumu nedir bu 82 Anayasası'nın değişmesi konusunda? Hatırlarsanız 2011 genel seçimlerine gittiğimiz zaman da bütün siyasi partilerin ortak deklarasyonu yeni anayasaydı. Ve biz de AK Parti olarak yeni anayasaya çok önem veriyorduk. 2011 genel seçimlerinden önce bizim temel vaadimiz o günde Türkiye'nin hak ettiği, sivil bir ülkenin hak ettiği sivil bir anayasanın mutlaka yapılması, yazılması gerektiğini biz ön şart olarak, ilk taahhüdümüz olarak, temel taahhüdümüz olarak kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve genel seçimler gerçekleştikten sonra da bununla ilgili olarak biz samimi irademizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. Biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamento ve komisyon yapılanmaları oradaki milletvekili ağırlık sayısına göre oluşur. Yaklaşık da 2011 genel seçimlerinden sonra baktığımız zaman AK Parti'nin milletvekili ağırlığı %60'lar civarı falan seyrediyordu. Dolayısıyla bütün komisyonlarda AK Parti milletvekillerinin ağırlığı %60 civarında olmuştur. Ben Plan Birçok Komisyonu üyesiyim. Evet. Bizim Plan Birçok Komisyonumuzda toplam 40 milletvekili vardır. Bunun 25 tanesi AK Parti'nin milletvekillerine oluşmaktadır. Ama buna rağmen biz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda samimi irademizi ortaya koymak adına bu ağırlıklı yapıdan daha ziyade bütün siyasi partilere eşit sayıda üye verebilecekleri ve verdikleri bir komisyon oluşmasına ön ayak oldu. Burada ne oldu? Bildiğiniz gibi genel kurulda 4 tane siyasi parti vardı, grubu vardı ve her siyasi parti grubundan da 3'er tane milletvekili bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer aldı. Toplam 12 tane milletvekili vardı. Bakın, biz 12 kişilik bir komisyonda işte 160'ı yaklaşık 7 milletvekilini aslında bizim orada verme hakkımız varken biz buradaki samimi irademizi ortaya koyarak 3 milletvekiliyle temsil edildik ve bunun neticesinde bu da yetmez. Dedik ki burada alınacak kararlar oy birliğiyle karar alınsın ve bundan sonra da inşallah yeni anayasayı, sivil anayasayı sivil bir meclis yazsın, ortaya koysun diye bunu niyetlenmiş. Ama çok uzun tartışmalar, çok uzun görüşmeler neticesinde maalesef bunun gerçekleşmediğini hep beraberce gördük. Keza olay bununla da bitmiyor. Baktığımız zaman yaklaşık 60 madde civarında maddede uzlaşılmış olmasına rağmen biz AK Parti grubu olarak, o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımızdı. Peki madem biz 60 maddede uzlaştık,
60 maddeyi biz bir gecede uzlaştığımız maddeleri bile dahi gelin hep beraberce genel kurulda, genel kuruldan geçirelim. Bunları da uzlaştığımız maddeleri yeni anayasa metnine koymuş olalım. Ama maalesef biz bu iyi niyetimize dahi o zaman karşılık bulamadık. Dolayısıyla AK Parti'nin bu işte ne kadar samimi olduğu, muhalefet partinin de tersine bu işte ne kadar samimi olup olmadıkları da çok net bir şekilde kamuoyunun önüne serilmiş oldu. Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Önümüzdeki yeni süreçte de biz yine temel öncelik olarak yeni anayasayı, Türkiye'nin hak ettiği sivil anayasayı biz temel vaadimiz olarak ortaya koyuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız parti ismi vermeden yeni sivil anayasanın oluşturulmasıyla ilgili olarak 400 milletvekilinden bahsetmişti. Biz de AK Parti grubu olarak da temel önceliğimiz olarak yine yeni sivil anayasayı gündemimize almış durumdayız. İnşallah yeni meclis oluştuktan sonra da bizim temel önceliğimiz yeni anayasa olacaktır. Bununla ilgili olarak da uzlaşma komisyonlarında biz samimi irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Ama bakın yeni anayasayı oluştururken hep bugün Türkiye'de en çok tartışılan konu siyasi istikrardan dem vuruyoruz. Dolayısıyla biz geçtiğimiz dönemde de siyasi istikrarın oluşturulmasıyla ilgili olarak başkanlık sistemi önerisini ortaya attık. Hı hı. Başkanlık sistemi önerisini de ilk kez gündeme getiren parti de AK Parti olmamıştır. Daha önce defaatle rahmetli Turgut Özal tarafından, efendime söyleyeyim hatırladığım kadarıyla Demirel tarafından, keza rahmetli Türkeş tarafından dahi başkanlık sistemi gündeme getirmişti. Biz yeni anayasa görüşmeleri çerçevesinde başkanlık sistemi de Türkiye'de tartışılsın diye bunu gündeme getirdik. Ama maalesef şunu görüyoruz ki muhalefet partileri yeni anayasa çerçevesinde başkanlık sisteminin tartışılmasını dahi kabul etmiyorlar. Bizim beynimizin arkasında farklı hiçbir şey yok. Biz bunu yeter ki tartışalım diyoruz. İşte bir Türk usulü tartışması gündeme geldiği zaman da Türk usulü anayasa işi nasıl olacak bununla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Baktığımız zaman başkanlık sistemi Amerika'da Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. Güney Amerika ülkelerinde uygulanıyor. Rusya'da uygulanıyor. Efendim söyleyeyim Avrupa'da kimi ülkelerde uygulanıyor. Dünyanın farklı farklı ülkelerinde uygulanıyor. Ama şu bir gerçek. Biz kendimize uygun yeni anayasayla başkanlık sistemini tartışmaya çalışalım diyoruz. İşte burada öyle mi olacak, tek kameralı mı, çift kameralı mı falan bunlarla ilgili olarak tartışmalar var. Bunların hepsi tartışılır. Bunların hepsini biz tartışmaya açıyoruz. Ama biz ön yargısız bir şekilde yeter ki bunları tartışabilecek seviyeye gelelim. Tartışabilecek ortamı sağlayalım. Bunları tartışabildikten sonra ondan sonra da millet buna kendisi karar verecek. Ama maalesef bu ortamı sağlamaktan bile şu anda çok uzağız. İnşallah yeni dönemde de temel önceliğimiz yeni anayasa ve başkanlık sisteminin tartışıldığı bir yeni anayasa olarak da bundan sonra süreçte devam edecektir. Peki dilerseniz biraz Bursa özelinde devam edelim sohbetimize. Bursa'yı nasıl hizmetler bekliyor? Bitmekte olan son aşamaya gelmiş bir stadyum inşaatı var şu anda. Şehir hastanesinin temeli atıldı. Yenişehir Havalimanı'ndan uçuş seferleri sürekli artıyor. Bursa'yı daha başka nasıl hizmetler bekliyor? Şimdi hem merkezi hükümet tarafından hem de Büyükşehir Belediye'miz tarafından gerçekten Bursa'ya çok büyük hizmetler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye'mizin, Recep Başkanımızın yaptığı hizmetler gerçekten Bursa'da devasa yatırımlar. İşte stadyumdan bahsediyoruz ama özellikle kent şehir içi ulaşımla ilgili olarak yapılan hizmetler, tramvay hatları, metro hatları bunlar gerçekten şehir içi ulaşımda müthiş projeler. Bunların da devamı şu anda devam ediyor, geliyor. Merkezi hükümet tarafından yapılan hizmetlerimizde özellikle son yakın zamanda bütün Bursa kamuoyunun uzunca zamandır beklediği bir dev sağlık kompleksi, şehir hastanesi, 1355 yataklı bildiğiniz gibi bunun evet. temelini attık. Ama bizim maalesef Türkiye'de bir taraftan icraat yapmaya çalışırken öbür taraftan da bizim önümüze çıkartılmaya çalışan engellerle yaptığımız mücadele çok zaman alıyor. Şehir hastanesi özelinde de bunu maalesef yaşadık. Çünkü önce Samanlı ile başlayan otosansit, ondan sonra başka yerlerle devam eden ve en sonunda da Doğanköy'de neticelenen ama Doğanköy'de bile maalesef işte mahkeme süreçleriyle
6-7 yıl gibi kaybettiğimiz bir zamandan bahsediyoruz. Bakın, biz şehir hastanesinin sözleşmesini yaklaşık 2,5 yıl önce yüklenici firmayla imzalamıştık. O günden bugüne bile biz Doğanköy'deki arsayla ilgili olarak, yerle ilgili olarak işte orada yasal engellemelerle, mahkeme süreçleriyle mücadele ediyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta nedir? Bugünden itibaren yaklaşık 2,5 yıllık zaman zarfında hastane bitmiş olacak. 29 Ekim 2017 tarihinde Bursa'nın beklediği dev sağlık kompleksi hizmete girecek. Şimdi mevzu temeline baktığımız zaman bir taraftan icraat yapmaya çalışan bir iktidar, öbür taraftan da icraat ve hizmetler yaptırtmamak için mücadele eden bir kesim var. Ve dolayısıyla biz bunlarla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi İstanbul-İzmir otobanı çok önemli bir proje. Dünya çapında çok büyük bir proje. Yaklaşık 7 milyar doların üzerinde bir maliyeti olan bir projeden bahsediyoruz. Ve Bursa'yı çok derinden etkileyecek. İnşallah da bu yıl başında bildiğimiz gibi Körfez Geçiş Köprüsü bitmiş ve devreye girmiş olacak. Bu yolun da Gemli'ye kadar olan kısmı da inşallah yıl sonunda hizmete açılmış olacak. Dolayısıyla İstanbul ve Bursa arasında çok ciddi bir entegrasyon sağlanmış olacak. Bundan sonra da Bursa'da inanılmaz bir gelişmenin olması kaçınılmaz. Biz bir taraftan bunları yaparken de öbür taraftan Bursa'nın işte 2020-2023 vizyonu çerçevesinde planlanmasını, programlamasını yapmak zorundayız. Bakın az önce ifade ettiğim gibi Bursa'da yapılması gereken ve yapılan şu anda halihazırdaki en büyük yatırım projeleri şehir içerisinde kent içi, şehir içi ulaşımdır. Büyükşehir Belediye'miz eliyle bununla ilgili çok ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. Öbür taraftan baktığımız zaman da Bursa'nın en büyük problemi kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşümle ilgili olarak da bildiğiniz gibi ilk Türkiye'deki başlangıç noktası Bursa olmuştur. O zaman Cumhurbaşkanımız başbakanken ilk başlangıcını Bursa'dan yapmıştır. Niçin? Çünkü Bursa'nın geçmiş 30-40 yıllık kentleşmesindeki problemlerden dolayı inşallah bizim bundan sonraki süreçte de ağırlıklı olarak çözmek için yapacağımız asıl hizmetlerin başında kentsel dönüşüm gelecektir. Bir taraftan şehir içi ulaşımla ilgili olarak büyük yatırımlarımız devam edecek. Öbür taraftan sağlık tesisleri, dediğim gibi Doğanköy'de şehir hastanesi 1355 yataklı olarak inşallah devreye girecek. Çekirge'de 700 yataklı bir hastaneyi orada inşallah ihalesini bitirip bu sene sonuna doğru onun da temelini atmayı düşünüyoruz. Öbür taraftan baktığımız zaman Bursa dışındaki ilçelerimizin çoğunda ilçe hastaneleri devreye girdi. Bir kısmı da bitmek üzere ve bu manada baktığımız zaman hem merkezi hükümet olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten büyük hizmetlere imza atıyoruz. Ve tarım işçilerini konuşalım dilerseniz biraz. Sizin de uzmanlık alanınız. Tarım konusunda özellikle Bursa'da yapılanlar, yapılacaklar nelerdir? Örnek verecek olursak Kemalpaşa ve Karacabey ilçeleri Bursa'yı bu konuda adeta taşıyan ilçeler. Muhalefetin de şöyle bir eleştirisi oluyor bu konuda. Çiftçiye mazot neden daha ucuz verilmiyor diye bir eleştirisi var ve vaatlerin içerisinde de yer alıyor. Siz neler söylersiniz Bursa'daki tarım işçileriyle ilgili? Şimdi birinci kısmına gelirsek tarım işçileriyle ilgili olarak meclisimizde meclis kapanmadan 3-4 ay önce mevsimlik tarım işçilerini sorunları araştırma komisyonunda bir komisyon kurulmuştu ve ben de bu komisyonun içerisinde üyeydim. Bu komisyonda sözcülük görevini yürüttüm. Burada çok önemli bizim çalışmalarımız gerçekleşti. Urfa'ya bir iki seyahatimiz oldu. Adana'ya keza, efendime söyleyeyim ondan sonra Ordu'ya bir taraftan mevsimlik tarım işçisi göçü veren ve mevsimlik tarım işçisi göçü alan illerde incelemelerde bulunduk. Ve burada da baktığımız zaman Türkiye'nin çok büyük bir meselesi olduğunu, adını çok net olarak ortaya koymak istiyorum. Yaklaşık her yıl Türkiye'de aileleriyle birlikte 1 milyon civarında insanımız, vatandaşımız bir bölgeden başka bir bölgeye mevsimlik olarak göç ediyor. Dolayısıyla bu çok önemli temel bir mesele ve biz bu meseleye tarımdan daha ziyade bir insanlık ve insani asgari hayat standartlarının oluşturulması çerçevesinde bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Çünkü mevsimlik tarım işçilerinin göç ettikleri yerlerde yaşam standartlarının mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Çünkü
en temel ihtiyaçlarının, su ihtiyaçlarının, barınma ihtiyaçlarının bu manada karşılanmasıyla ilgili olarak gerçekten komisyonumuz çok anlamlı ve çok önemli işlere imza attı ve çok güzel bir orada rapor hazırladık. İnşallah yeni dönemde de bu raporun sonuçlarının gerçekleşmesiyle ilgili olarak çalışmalarımıza inşallah yeni dönemde devam edeceğiz. Tabii öbür taraftan baktığımız zaman, tarım dediğimiz zaman Türkiye'de tarım toplam ekonomide ağırlığını kaybetmekle beraber aslında tarım her daim önemini koruyan bir sektör. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tarımda ne kadar sıkıntılar var, ne kadar battık bittik diye muhalefet tarafından söylemler olsa da bugün gururla ifade etmek istiyorum ki Türkiye dünyanın en büyük tarımsal hasılaya sahip 7. ülkesi haline gelmiş durumda. Ve Avrupa'ya baktığımız zaman da Avrupa'da da Türkiye tarımsal hasılaya sahip en büyük ülke konumunda, Avrupa'nın birincisi. Dolayısıyla rakamsal olarak konuştuğumuz zaman muhalefetin söylemlerinin burada gerçekçi olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ama tarımda evet geçmişten gelen yapısal problemler var ve bu yapısal problemlerin çözümü noktasında da AK Parti iktidarları olarak akılcı desteklemeli politikalarımızla beraber de biz çok ciddi bir mesafe aldık. Çünkü baktığımız zaman 2002'deki desteklemeler yaklaşık 1.8 milyar lirayken bugün bizim 2015 yılında verdiğimiz destekleme 10 milyar liranın üzerinde. Her yıl verdiğimiz destekleme. Dolayısıyla bu manada biz çiftçimizin her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Ama bizim verdiğimiz desteklemelerde biz verimliliği ve üretim artışını önceleyen bir mantıkta tarımsal desteklemeler veriyoruz. Bakın, mazot desteğiyle ilgili olarak biz köylere, çiftçimizle bu işle ilgili olarak ne düşündüğümüzü bize sorduklarında ama ben onlara tek bir soru yöneltiyorum. Peki, biz size mazot desteği verdik. Mazotu 1,5 liraya verdik. Ben de size bir şey sormak istiyorum. Mazotu 1,5 liraya kullandığın zaman senin üretiminde bir artış olacak mı? Senin üretiminde bir verimlilik artışı olacak mı? Bu soruları yöneltiyoruz. Ama çiftçimizden, üreticimizden aldığımız cevap ne bir üretim artışı var ne de bunun yanında verimlilik artışının olmadığını çok net olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunlar popülist söylemlerdir. Popülist söylem olarak bunlar kulağa çok hoş gelmekle beraber aslında temel ekonominin büyümesine katkı sağlamayan, efendime söyleyeyim, çiftçinin gelirini artırmayan, çiftçinin verimliliğini artırmayan bunlar söylemlerdir. Ve bugün biz tarımsal desteklemelerimiz bizim muhalefet partinin 1,5 liraya ben mazot vereceğim, bunu da sübvanse edeceğim dediği desteklemelerden biz çok çok daha fazlasını aslında biz bugün çiftçimize veriyoruz. Dolayısıyla biz destekleme modellerimizi tamamen, tekrar ediyorum, üretim ve verimlilik dayalı modeller olarak kurgulamış bulunmaktayız ve bundan sonra da bu model etrafında da desteklememize devam edeceğiz. Ve de orada yeni dönemde biz muhalefet partilerinden tarımdan madem söz açtık, tarımdan ilgili olarak birkaç söz ifade etmek istiyorum. Hı hı. Muhalefet partilerinden farklı bizim birkaç söylemimiz var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz bu dönemde çok önemli bir kanuna imza attık. Miras yoluyla arazilerin bölünmesinin önünün engellenmesiyle ilgili olarak tarihi bir kanun çıkarttık. Bu çok önemli bir kanun. Çünkü Avrupa'daki ortalama arazi büyüklüğünün 500 dönüm olduğu yerde bizde 50 dönümlük, 55 dönümlük arazi büyüklüğüyle siz çiftçiye mazotu 1,5 liraya dahi değil, bedava dahi verseniz sizin çiftçiyi bu manada uzun süreli olarak mutlu etme şansınız yok. Dolayısıyla bu çok önemliydi, bunu hallettik. Bundan sonraki süreçte de iki temel projemiz var. Bir, tarım arazilerinin toplaştırılması projesi. İki, tarımsal sulamalarının artırılması, arazilerin suyla buluşması ve kapalı devre sulama sistemlerinin geliştirilmesi projesi. Bunlar mazot desteğinden çok çok daha önem arz eden destekleme modelleri. İnşallah bunlara yeni dönemde devam edeceğiz. Peki Önder Bey, son 5 dakikamıza girdik. Tüm soruları sorma vaktimiz ne yazık ki olmayacak. Gündemle ilgili bir 2-3 önemli soruyu yöneltmek istiyorum ben size. Midterm'ları süreci var gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun sert açıklamaları da oldu bu yönde. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Açıkçası. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu işte birkaç gün önce
medyada çıkan haberlerin zamanlamasını çok manidar görüyoruz. Çünkü işte midterm'larının yaşandığı zamana baktığımız zaman şurada seçime birkaç gün kala tekrar bu işin tekrar pişirilip kamuoyuna medyada servis edilir olması gerçekten çok manidar. Bakın bu işte açıkçası bir basın özgürlüğü üzerinden iktidara eleştiri getirilmeye çalışılıyor. İşte diktatöryel, otoriter bir iktidar söylemleriyle bize açıkçası belden aşağı vurulmaya çalışıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Basın özgürlüğünü biz sonuna kadar katılıyoruz. Ama basın özgürlüğü adı altında ülkenin menfaatleri, ülkenin milli menfaatlerinin maalesef ayaklar altına alındığı ve burada iç siyaset üzerinden Türkiye'yi dünya ülkeleri arasında itibarsızlaştırma projesinin biz karşısındayız. Türkiye'nin, vatandaşımızın bunu çok iyi bilmesi lazım. Ve genel itibariyle baktığımız zaman da son zamanlarda bunu da müşahede ediyoruz. Vatandaşımız da bunun farkında. Çünkü dediğimiz gibi evet sonuna kadar basın özgürlüğünü savunuyoruz. Ben sözlerin başında ifade ettim. Bugün Türkiye eskisinden niçin farklı? Her türlü basın kanalından her türlü bilginin aktığı bir Türkiye'de yaşadığımız için sadece tek taraflı bilginin akmadığı, her kanaldan bilginin aktığı bir Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye artık eski Türkiye değil ve eski Türkiye'ye geri dönmeyecek. Ama bu memleketin, bu ülkenin, bu devletin milli menfaatlerine de kimse zarar veremez. Ve zarar vermeye kalkanlara da biz sonuna kadar karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın bu milli menfaatlerimizi ayaklar altına alan, burada iç siyaset yapmak için milli menfaatlerimize zarar veren söylemlere bu kadar dik duruşu da tabii ki vatandaşımız tarafından, halkımız tarafından da olumlu olarak algılanıyor. Peki gündemin bir diğer konusu da HDP'ye olan saldırılar. Aslında programımızın başında sakin bir ortam var geçtiğimiz seçimlere göre diye iletmiştim ben size ama dün uç noktaya ulaştı ve ölümle sonuçlanan bir olay yaşandı ne yazık ki. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz saldırılarla ilgili? Neticede biz demokrasiden bahsediyoruz ve demokrasinin gelişmesini arzu ettiğimiz bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve 65 yıldır aslında 1946 seçiminde belki katabiliriz ama çok da doğru olmayabilir. Hı hı. 1950'den bu tarafa geldiğimiz zaman da Türkiye'de milli iradenin maalesef zaman zaman akamete uğradığını görüyoruz. Ve biz milli iradenin her daim her şeyin üstünde olması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Dolayısıyla demokrasinin olduğu, siyasetin olduğu yerde biz şiddete karşıyız. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. HDP'nin bu yaşadığı saldırını ben esefle kınıyorum. Ama bu saldırıları sadece HDP yaşamıyor. Bakın bizim birçok yerde seçim bürolarımıza, birçok adaylarımıza saldırılar yapıldı. Bursa'da bile bizim milletvekili adayı arkadaşlarımız kim yerlere gittiği zaman HDP'liler tarafından taşlandılar ve saldırıya maruz kaldılar. Dolayısıyla biz bu manada her türlü saldırıya, her türlü çirkin saldırıya, tabii ki ölümü hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil ama her türlüsünü biz kınıyoruz. Dolayısıyla biz burada huzur içerisinde, huzur altında bir seçimin gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Ama bugün madem bundan bahsediyoruz, şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Siz geleceksiniz, Batı'da demokrasiden bahsedeceksiniz, şirinliklerden bahsedeceksiniz ama öbür tarafta da gideceksiniz, vatandaşa köylerde baskı yapacaksınız, silahı dayayacaksınız. Oradan sonra da bu sandıktan farklı bir oy çıkarsa hesabını da seçimden sonra sorarız diye baskıyla oy aldığınız zaman biz bunları kabul etmiyoruz. Dolayısıyla şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Hı hı. Şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Önder Bey, süremizin sonuna geldik. Çok kısa olarak bir ya da iki cümleyle seçmene son söylemek istediklerinizi rica ederim sizden. Seçmenimiz, vatandaşımız neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ve genel olarak baktığımız zaman da vatandaşımızın bu yaklaşık 50 günlük seçim kampanya sürecinde olsun, ondan öncesinde olsun, tek isteği var, istikrar. Çünkü istikrarla beraber büyüme olur, istikrarla beraber refah olur. İnşallah 7 Haziran seçimlerinden sonra da seçim sandığında istikrarın süreceğini, istikrarın galip geleceğini ve milletimizin sağduyusuyla da istikrarı tercih edeceğini ben Canı Gül'den umuyorum.
İnşallah bu manada da 7 Haziran seçimlerinin bütün milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önder Bey, değerli düşüncelerinizi aktardığınız için teşekkür ediyoruz size. Seçim çalışmalarınızda ve seçim içinde başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, konuğumuz AK Parti Bursa Milletvekili ve yine 7. sıradan milletvekili adayı olan Sayın Önder Matlı'ydı. Seçim 2015 Line TV farkıyla ekranlarınızda olmaya devam edecek. Biz şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.